Zamanda geriye gidersek bugün para diye kullandığımız kağıdın veya dijital paranın zaman içinde birçok farklı çeşidine biz insanlar yaşamımız boyunca kullanmışızdır. Bizler de bu videoda kripto paramı, itibari paramı sizler için bir karşılaştırma yaptık. Keyifli seyirler dileriz. Zamanda bir yolculuk yapsak ve çok eski zamanlara kadar gitsek biz insanlar hayvanlardan meyve sebzelere kadar bir sürü şeyi ihtiyacımız olan başka şeylerle değiş tokuş için para gibi kullandık. Zaman içinde altın ve gümüş gibi değerli metalleri keşfedip bunları da ihtiyaçlarımızı karşılamakta kullanmaya başlamamızla birlikte başta güvenlik sorunu olmak üzere fazla miktarda altın ve gümüşü bir yerden bir yere taşımak zor olmasından dolayı altın ve gümüşün desteklediği yani değeri altın ve gümüşe bağlı olan kağıt para kullanımına geçildi. Sonraları ise devletler bu altın ve gümüş standardından vazgeçip kendi bastıkları itibari paraları yasal olarak kullanıma sunmuşlardır. Bizler de Türk Lirası veya Amerikan Doları olsun günlük yaşamımızda bunun gibi itibari paraları kullanmaktayız. Peki Sizce kripto paralar itibari paraların yerini alacak mı? Ne dersiniz? Kripto paral paralar ile itibari paralar arasındaki farklar nelerdir? Sizler için derledik. Hepimiz biliyoruz ki Türk Lirası, Amerikan doları gibi itibari paralar mallar ve hizmetler için en yaygın kullanılan değişim aracıdır. Bununla birlikte kripto para birimi ise kripto ile ödeme kabul eden işletmeler tarafından oldukça ilgi gören bir değişim aracıdır. Bunlardan bazıları Travala, Microsoft, PayPal, Starbucks, AXA Sigorta ve Mastercard gibi tanınmış şirketlerdir. Hatta bu şirketlere El Salvador hükümetini de dünyada Bitcoin gibi kripto parayı resmi para birimi ilan eden ilk ülke olarak ekleyebiliriz. Şu anki yüksek enflasyon dönemlerini saymazsak Türk lirası kısa bir dönem içinde olsa değerini korur ve veya çok az miktarını kaybeder. Dolayısıyla bu para birimiyle hemen hemen aynı miktarda mal ve hizmete ulaşabiliriz. Yani değer olarak kullanılabilirliği fazladır. Kripto paraların ise çoğu değişken olsa da giderek daha fazla insan Bitcoin'i doğrulanabilir kıtlığı nedeniyle bir değer deposu olarak görmeye başlıyor ve dijital altın olarak yorumluyor. İtibari paranın bir diğer özelliği ise bölünebilir, sayılabilir ve takas edilebilir bir hesap birimidir. Yani bununla bakkaldan bir sakız veya bir teknoloji mağazasından bir telefon aldığınızda gerekli durumlarda paranızın üstünü bozuk olarak geri alabilirsiniz. Kripto para biriminde ise bunlar temelde blok zincirine kaydedilen dijital sayılar olduğundan bunları bölmek, saymak ve eşler arası işlemler yoluyla başka bir kripto para birimi ve itibari parayla değiştirmek kolaydır. Peki Son olarak itibari para ve kripto paradaki kontrol mekanizması kimdir? İtibari para devletler tarafından basılır ve düzenlenir. Ülkemizde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imtiyaz yetkisiyle Merkez Bankası para basma ve ihraç yetkisine sahip tek bankadır. Ve Türk Lirası Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları tarafından düzenlenir. Nakit işlemler dışındaki her işlem Visa, Mastercard, bankalar ve finansal kuruluşlar gibi bir aracıya ihtiyaç duyar. Fakat kripto parada durum oldukça farklıdır. Eşler arası bir ağda birbirine bağlı birçok bilgisayarda tutulan ve herkese açık olarak dağıtılan bir defter olan blok zinciri üzerine kurulu bir dijital para birimidir ve eğer bir işlem yapmak istiyorsanız bunun için merkezi bir aracıya ihtiyaç duymazsınız. Ayrıca yeni paralar oluşturma süreci de dahil ağ üzerinde yapılan tüm işlemler blok zinciri ağındaki deftere kaydedilir. Herkes tarafından şeffaf ve doğrulanabilir kod tabanlı bir fikir birliği mekanizması ile kontrol edilir. Sonuçta itibari para merkeziyetçi bir yapıya sahiptir ve dijital ortamda bir aracıya ihtiyaç duyar. Kripto para ise merkeziyetsizdir ve hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan eşler arası işlemleri kodlar yardımıyla gerçekleştirir. Kripto paralar itibari paranın yerini alacak mı? Eğer alacaksa bu ne zaman? Yorumlarda bekliyoruz. FinInvest finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.